Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Five Nights at Freddy's 3 diyecektim. Mafia 3'e hoş geldiniz. Bu aralar o kadar fazla Five Nights at Freddy's sister location çekiyorum ki kafayı yiyeceğim artık. Neyse. Kanka sen burada poster... Ooo albüm kapağı görüyorum mu? Albüm kapağı mı? You don't see any police arresting the girls Merle's making work for him. As long as the horn is kept to the hollow, they don't give a damn. Ooh. Burada posterleri falan filan toplayamaz mıyım? Dolapta bir şey, dolapta diyorum. Duvarlarda bir sürü poster var. Bir de ben şu şeyi almak istiyorum. Bu ülke sarıyor diyor işte. Bu ülkeyi batırıyoruz diyor. Şimdi birçok eleştirmenden şey duydum. İnternette okuduğum kadarıyla oyun bekledikleri kadar güzel değilmiş diye. Yani ben şahsen eğleniyorum ama demek istediklerini de az çok anlıyorum sanırım. Hani daha önceki mafya oyunları gibi olmayabilir, gayet normaldir. Ama evet, bilmiyorum. Ben keyif alıyorum oyundan. Bu benim kendi şahsi düşüncem ama onlar da haklı tabii ki. Kendi açılarından. Yani serinin o kadar büyük bir hayranı değilim ama olsaydım belki ben de farklı yorumlardım. Bilmiyorum. Sadece kendi görüşümü belirtmek istedim. Bence şey ya. Yani oyun hakkında değil, genel olarak oyunlar hakkında konuşacağım. Hani bu büyük oyun serilerinin kendine has özelliklerini yenilik yapma amacıyla bu oyun serilerinin özelliklerinin bir kenara atılması güzel bir fikir değil. Geliştirilmesi güzel bir şey. Ama komple değiştirilmesi iyi bir fikir değil. Birçok insan yenilik istiyor ama diğer taraftan kanka dur. Senin araban çok güzelmiş diyeceğim ama alamadım. Ya benim arabam nereye gitti ya? Neyse senin arabanı alacağız. Hop! Kaç. Hey. Şey yapmaya gerek yok bence. Orada bir tane düşman var ama hiç gerek yok böyle şeyler yapmaya, değil mi? Herkes bence kardeş geçinebilir. Burası ne lan böyle? Hey, bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kenara çekil kadın, ne yapıyorsun orada? Ateş etmenize hiç gerek yok. Gayet iyiyiz bu noktada. Polisler orada bizi ağırıyor. Polisler bizi bulamayacak ama neden? Çünkü ben kaçacağım. Aradan geçebilir miyim? Çarpma. Azıcık çarptık, sıkıntı yok. Boyarsın orayı, sıkıntı yok. Boyarsın. Oradan bir şey anlamaya gerek yok. Bak orada gene kırmızı bir tane şey kendini belli etti. Onlar İtalyan mafyası mı? Darbi İtalyan mafyası. Mafya zaten İtalyanca. Yanlış hatırlamıyorsam. O ne? Orada mavi bir şey var. O polis miydi o? Polis olabilirdi bak. Oh güzel, polisleri arkamıza bıraktık. Şimdi bizim o adamla konuşmamız mı gerekiyor? Ben konuşma bitti zannediyordum. Ona göre hazırlan kendime. Ya neden bunlar benim düşmanım? Burası benim bölgem değil mi? Neden bunlar benim düşmanım? Neyse biz gideceğimiz yere gidelim de gerisini hallederiz. Kanka kusura bakma, buradan geçirip seni korkutuyorum da. Sıkıntı yapmazsın umarım. Wow. Posta kutularına kötü şeyler gelmişti. O yüzden yıktım orayı. Aynen öyle. Burası az önceki yer değil mi? Ben bu adamla ileriki konuşmam lazım. P'ye basıyorum ya arabalara girip çıkmak için. Sıkıntı orada. Ne yapıyorsun? Hocam. Oh sigara keyfi yapıyorsun. Atletlisin. Dışarıdasın. Neyse ben seni kendi keyfine bırakayım. Biz başta içeri girelim de pek bir şey olmadı sanırım. Elimizde başka taban... 30 mermili bir tabanca ile mi geziyoruz? Bu kadar mı? Makine tüfek, bir tüfek falan. I hear was Merle's idea to take over Perla's and turn it into that place. He thought it'd be funny. I keep thinking back to when Sammy first built that place for Perla. Oh, ben anlamadım. Adamla konuştuğumuz zaman hiçbir şey demiyor. Dur bakalım, haritadan bakalım biraz sonra. Şuna binebiliyoruz değil mi? Ooo! Bir tık daha iyi gibi sanki ama buradan çıkamayacağım mı?
Oho çıktım. Güzel. Şimdi. Biz buraya gideceğiz değil mi? Şeyla ile konuşacağız. CIA mi? John Donovan. Bu ne? Temiz bar. Current stash. Tamam. Kazandığımız paraları buraya koyacağız. Şeyla ile konuş. Konuşuruz kanka. Sıkıntı yok. Lütfen yolun üstüne çıkmayın oğlum. Ezeceğim sizi. Ne kadar saçma bir düşünce bu. Türkiye değil burası. İstanbul değil burası. Öyle salak gibi yola fırlamayı bırak. Yola fırlamayın bu arada. Ne olursa olsun yola direkt fırlamayın. Yaya geçidinden geçin veya ışıkların kırmızıya dönmesini bekleyin. Arabalar hala geçerken yola çıkan insanlar beni sinir ediyor. Cidden sinir ediyor. Neyse. Sıkıntı yok. Orada bir çamur leke vardı. Onu şey yaptım ben, hallettim. Şimdi ben içeri bir şekilde girmem lazım. Lütfen bana çarpma. Böyle yapsak gayet iyi olur bence. Pretty strung out girls. Kızları serbest bırakacağız içerideki. Peki bunu biz nasıl yapacağız? 15 bin dolarlık hasar vereceğiz biz bunlara. Okey. Hop. Güzel. Buradan direkt o tarafa geçebilirim bence. Güzel, orayı hallettim. Şurada ben lan telefonu sessiz almayı unutmuşum gene. Hayır şuraya saklan. Use interview. Elemanımla nasıl başa çıkacağım onu anlamaya çalışıyorum lan. Nerede telefon? Abicim bir sessiz olsana, video çekiyorum. Lütfen. Teşekkürler. 500 dolar çaldık zaten buradan. Ben buradan çalmaya çalışacağım şimdi. Güzel. Oh my god, get out of here. Bu ne? Korktu Sheila. Sheila ile konuşacağız ama ondan önce etrafta yapabileceğim başka bir şey var mı? Düşmanlar o taraflarda. Pişt, ne oldu? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bay Laval geldiğini bana söyledi. Kızlar yukarıda. Dikkatli ol. Merlin adamları etrafta. Dikkatli olurum. Teşekkürler Derek. Yo. Tamam, bu adam tehlike değil bizim için. Şunu alırım. Okey, posteri aldık. Şimdi etrafa bakalım. Zarar vereceğimiz bir şeyler var mı? Etrafta gezen adamlar var. O adamları ben halletmek istiyorum. Orada para var. Para görüyorum orada. Yok, para değiller. Şişeyi falan kırsam zarar görmüyorlar mı? Oba! Sessiz ol bakayım. Seni bir taşıyalım biz. Hayır. Y'den mi? Nasıl? Bütün tuşlar değişti mi lan? Ne oldu bir? Güncelleme geldi, bütün tuşlar değişti. Eski mafya kontrollerine mi döndü? Bilmiyorum ben. Eski mafya o kadar. Güzel. Başka var mı kötü adam? Ne tarafta? O tarafta var. Burada bir şeyler gördüm. Burada bazı şeyler görüyorum. Onları bir alacağım ben buradan. Güzel. Hallettik hemen. İleride bir adam daha var. Onu da halledeceğim hemen.
Merhaba kanka, ne haber? Seni şöyle tek taraflı yollayalım öbür tarafa. Tek taraflı bilet aldım sana. Nasıl? Güzel mi? Yolculuk. Ooo. Güzel ama ben şu ana sessiz gitmek istiyorum. Pek bir şey yapmayacağım. Buradan bir şeyler alamıyor muyuz acaba? Kamyonda falan yok mu böyle yük mük falan alabileceğimiz? Adamları bayağı hallettik yani. O konuda gayet iyiyiz. Bakayım etrafa. Yok burada birileri. Mutfakta çalacak bir şey vardır illaki. Yemek memek alalım. Bir şey yiyelim bari. Bu ne? Bu kapı nereye gidiyor? Bir yere gitmiyor çünkü giremiyoruz içeri. Oo, güzel. Düşman bölgesiymiş burası ama düşman kalmadı işte, sıkıntı orada. Oha, Weapon Locker. Al 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 al. Buradan atlayamıyor muyuz? O tarafa geçmek istiyorum ben. Ne, nasıl geçerim o tarafa? Buradan sol tarafa bir şekilde dönmek istiyorum ben. Bak o tarafta silah bölmesi var, silah bölmesi. Bu mu? Silah bölmesi bu abi. Mermi falan. Mermi. Çok harika oldu. Sen ciddi misin? Bu kadar mı? Diğer tarafta silah vardır. Oradaki silaha da bir bakalım. Ama ulaşamıyorum. Peki. Kim tuvalette para bırakır? Ne biçim mantık bu? Adam burada tuvalette para bırakıyor. Take a walk. All of you. On the way we make it out here is if we girls stick together. Buradan çıkmanın tek yolu, buradan kurtulmanın tek yolu biz kızların birlikte hareket etmesi. Sadece dayanacağız ve yakında şey oluruz, evde oluruz. Oops. Peki, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Görmek istememiştim onu. Şimdi buradan geçemiyoruz değil mi? Tamam. 13.050 şey kaldı. Para kaldı. Buradaki arabalar yok etsek. Acaba o şey azalır mı? Zarar, ya verdiğimiz zarar artar mı? Neyse fark etmez. Bunu yapamıyor muyum? Kaliteli falan indireyim. Bir karışıklık yaratayım. Neyse üst kata çıkalım biz. Üst kata çıkalım, üst kattaki adamları öldürelim. Üst kattaki adamlar bizim işimize yarayacaktır. Zarar verebileceğiz yani. Üst katta adam varsa. Bu tarafta vardır herhalde. O tarafta para var en azından. Paranın olduğunu görüyorum. O tarafta bir şeyler var mı? O tarafta. İki adam var orada. O ikisini alacağız. Bütün adamlarını öldüreceğiz. Güneyli. Bunlar güneyli. Irkçılar. Irkçı şerefsizler. Arka tarafta adam var. Onu alabiliriz aslında. Aha. Böyle arka taraftan girip. Oba! Var mı burada başka bir şey? Para. Seni hemen öldüreceğim. Affedersin, affedersin. Al. Bunların hepsi dostum, bunların hepsi öldürülen arkadaşlarım için. İntikam. Sizlerde sıkıntı yok değil mi? İyi. Sizlere dokunmayacağım. Evet, öyle olması gerekiyor zaten. Amacım da oydu. Orada para var. O ne? Aa, gene silah şeyi var orada. Orada bir adam daha var. Buradan sağ tarafa doğru geçebiliyor muyuz? Hemen sağ tarafa doğru dönelim.
Dur lan. Burada bir tane adam var ama. Hop! Sen işini yaparken seni öldürdüm kanka. Kusura bakma. Birazcık terbiyesizlik ettim ama iş iştir. Tamam. O adamlar orada işlerini görüyor. Kusura bakmayın. Adamlar orada işlerini görüyor. Şu paraları verebilir misiniz? Ya ne biçim sistem bu oğlum? Nerede tarafa para koyuyorsunuz? Bunları bir kasada tutarsınız. Güvenli bir kasada tutarsınız. Mermi aldın mı? Birazcık aldım herhalde. Neyse. Hayır yani adamların mermisini silahını falan aldığım zaman şeyden sayılmıyor mu? Brother, brother, calm down. You have to use a lot of touch is all. Well, what am I supposed to do? Fucking animal acts like I'm the one. Some bitch right there. İkisini birden aldım. Ama adamlar kötü adam olarak falan filan gözükmüyorlardı ya. Ne bileyim öyle hissettirmedi pek ama. Güzel, onları topluyoruz. Harika. Dergileri falan da filan da topluyoruz. Güzel. Ama şu ana kadar tek bir albüm cover poster falan filan bulamadım. Bulmak isterdim. Burası nereye gidiyor? Ha yok, burası kapalı. Okey. Buranın devamı nereye gidiyor? Yere gitmiyor. Okey. Yukarıdaki kızlarla konuşacaktım değil mi? Ama 10 bin dolar da zarar verebilirdim. Neler yapayım? Bunlarla illaki konuşacak mıyım ben? O kızlarla illaki konuşmam mı lazım? Yoksa zarar vermeye devam mı edeyim? Bunlar bu taraftakiler. Al bıçağı. Güzel. Bu ne? Ne diyor? Charlie'ye söyle. Güzel bir hafta oldu. Ronnie 500 dolarlık malzeme sattı. Ve Jean de 5000 dolarlık malzeme sattı. Jean de 7000 dolarlık sattı. Richie'yi arka planımızdan atacak kadar olmalı orada. Yetmeli. Uyuşturucu bunlar hep. 8 bin dolar. Burada ne kadar var? Geçebilir miyim? Teşekkürler. Oha iyi iyi aldık. Bayağı iyi attık. Güzel. Oradaki parayı da aldık. Burada bu kadar mı vardı? Başka yok muydu? Tamam. Burada anahtar açma sistemi falan filan yok herhalde. Hadi kaç, hadi kaç, 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 kaç. Kaç. Adam nerede burada? Adam yok mu? İyi, sıkıntı yok. 5250 dolar kalmış. $5250 daha zarar verebilir miyiz? Belki içeride para falan varsa veya başka bir şey varsa. Neden olmasın? Ne bu? Ne diyor burada? Bu yerin beni bozmasına izin vermeyeceğim. Gün gün hayatta kalacağım ama hiç şüphesiz ailemi baştan göreceğim. Göreceksin kızım aileni. Hadi kaç git. Hadi kaç git. 3250 dolarlık zarar kaldı. Ben o zararı nasıl şey yapacağım şimdi? 3250 adamlarını öldürdüm ben bu elemanın. Ne yapıyorsun kanka? Seni öldürsem olmaz mı? Sen öldün mü lan? Uyuşturucu falan çekiyorlardı bunlar. İlk aşırı dozdan falan ölmüş olabilirler. Öyle bir ihtimal de var. Ben burayı açabiliyor muydum? Açamıyorum. Buradaki her şeyi aldık. Ben daha fazla nasıl zarar verebilirim ki? Van. Bunların şeyin önünde Van var. Donovan'la konuş. Donovan'la konuşmayacağım. Ben o Van'ı almadan gitmem. Ben o Van'ı almadan gitmem. Van'ı nereden alacağız peki? Şuradan çıkalım ilk önce. Yukarıda konuşacağım birisi daha mı var? Öyle bir şey görünüyor.
Sıkıntı yok. O Van'ı da aldığımız zaman zararı tamamlamış olacağız. Bu ne lan? Bu borları patlatsak bayağı bir zarar ederler. Eminim o konuda. Ceset zannettim. Merhaba kanka, ne haber? Bu ne lan? Sen silahçı mısın? Ha. Tam shotgun. Ne, nasıl geçiyoruz ha? Zaten yok. Handguns. Hangisini kullanıyorum şu anda? Neyse bilmiyorum ya. Bunları sonra öğrenirim ben. Şu mekanikleri daha sonra öğrenip şey yaparım. Yukarı çıkayım ben. Yukarıda bir şey olduğunu gösteriyor. Bütün adamları öldürdüm buradaki. Hani daha fazla nasıl zarar verebilirim anlamıyorum. Burası resmen adamsız kaldı. Bütün adamlar gitti hocam. Adamları yolladım. Diğer tarafa yolladım. Atalarına kavuştular. Cehennemde atalarına kavuştular. Hep beraber orada oynuyorlar. Oo, burada bir görev daha varmış. Ben diyorum ne oluyor? Nerede bu? Burada bir para olay daha var. Nerede bu? Sol tarafta. Ne kadar fazla? 250 mi? 3000 dolar düştü. Kanka sen ona fazla kafayı takıyorsun bence. Kafanı sen birazcık dağıt. Başka şeylerle ilgilen. Şimdi güzel hoş da ben o diğer şeyi nereden bulacağım? Var mı burada para mara alabileceğim? Var, birisini öldüreyim de şey olsun. Mesaj falan yollayayım. Ha, sen, siz benimkileri öldürdünüz, ben de sizinkileri öldüreceğim gibisinden falan yok mu? Oğlum ben 3000 dolarlık zararı nasıl vereceğim? Ben bu mekanı adamdan almak istiyorum. Adamın bütün elemanlarını öldürdüm. Hocam merhaba. Paralar sökül. Sök paraları. Aynen, kaçın. Zarar yapsın burası, kaçın. Pek işe yaramayacak gibi duruyor ama. Aa, polisleri ara dedi ya. Seni vursam. $3000'lık zarara inmiyor bu. Şu arabaları patlatsam olur mu acaba? Olmuyor. Lan ben bu $3000'lık zararı nasıl vereceğim? Yani vermeme gerek yok, şu anda buradan ayrılabilirim de. Patron buraya gelsin, ben buradan şey yapayım. Neyse. Hadi kaçayım o zaman. Yapacak bir şey kalmadı. Bin. Arabayı iyi de buraya şey yapmışım. Polisler gelmeden kaçalım. $3000'lık başka nasıl zarar verebilirdim bilmiyorum ama. Neyse. İyice zarar verdik oraya. Bence iyice zarar verdik. Oo, odası hep sağ taraf hep polis, sol taraf hep polis dolu. Polislerden uzak durmamız lazım. Hello. Anlar. Neyse bana bakmıyorlar. Oraya bakın siz. Donovan şimdi CIA'de. Demek ki CIA'de görevli veya eski CIA'de görevlisi. Çünkü diyaloglarında da geçiyorlar öyle bir şey. $3000'lık zaman kaldı. Yani şeyimize kalmamış açıkçası ama Donovan. Oğlum buradan geçmeyecek miyiz? Buradan mı gireceğiz? Ha, oh be. Ben yanlış yerden girmişim. Odalar. Ya abi odalar. Senin için bir şeyim var. Orada o kadar fazla koşuyorsun ki senin hayatını birazcık kolaylaştırmak istedim. Bunu kullanabilirsin. Ben de seni kalpsiz bir şerefsizden görüyorum. Jüri hala öyle düşünüyor.
Voice'e geri dön. Portable radio. Radyo almışız. Ama ben radyoyu kullanmak istemiyorum. Ya ben orada zarar verebilirim diyor hala. 3000 dolarlık zarar verebilirsin diyor hala. Bu ne ya? You can now call your associates using radio provided by Diamond. You are no longer have to wait for the arms dealer to just show up. Okay. Silah kaçakçımızı yanımıza çağırabiliyormuşuz. Tamam. Anladım. Güzel. Orada bir tane olay yapmışlar öyle. Güzel olmuş o olay. Ama ben oraya gitmek istemiyorum. Burası mıydı? Burası mıydı? Zaten oraya gideceğiz herhalde. Ya ben o zararı nasıl yapacağım? Ben onu anlamadım. Sizden bilen birisi varsa söylesin. Cidden anlamadım ben o zararı. Zarar meselesini. Hop! Hop! Harika. Harika. O oyunu seviyorum ya. Sanki yeni bir GTA oynuyormuşum gibi bir his veriyor ama aksiyon mantığı. Hani suç ve aksiyon mantığıyla öyle diyorum yani. Ön açısından. Yoksa pek benzemiyorlar. Daha çok Max Payne'i hatırlatıyor. Ya sanırım Godfather'ın bir oyunu vardı. Onu hatırlatıyor birazcık da. Şöyle bakalım. Ne olmuş? O kızları serbest bıraktım. Orası tam bir cehennemdi. O redneklerin ne yaptığını görmek acı veriyor değil mi? Ben elimi Jackson'a şey yapacağım. Merlin, affedersiniz, pezevenkleri Hollow'un her tarafına yayılmış durumda. Onları öldür ve kulüpte kendini gösterecek. Onlarla uğraştığın zaman geri dön. Merlin kulüpte olduğunu şey yapacağım, doğrulayacağım. X'inin şeylerini öldür diyor. Baştan söylüyorum, pezevenklerini öldür diyor. Hani Türkçe'de başka karşılığı yok. Ne diyeyim? You now have multiple objectives available. Select objectives from the map or in the objective panel. Objective panelim varmış. Dylan keeps girls who were washed out of Duquette's earning though by putting them on a stroll outside a 2-bit motel. Neyse fark etmez. Her türlü halledeceğiz. Oğlum ne kırıyorsun? Arabayı az önce sen binmedin mi? Neden kırıyorsun? Manyak mısın sen? Neyse. Bu ne? Merle's cousin Rooster calls his jets out. Back me. Ne? Bu ne? Dışarıda da kızlar varmış. Yani Merlin kuzeyinin yanına gidebiliriz. Yani Merlin'in dikkatini çekmek için hadi. Ya da kızları kurtarabiliriz. Ben kızları kurtaracağım. Çünkü bu şehirdeki beyaz atlı prens olmak istiyorum. İroni. İroni değil mi? İroni. Buradan çıkabilir miyiz? Şu sağ tarafta. Yine her zamanki gibi muhteşem şoförlük yeteneklerimi sevgiliyorum. GTA'da da böyleydi. Bunda da böyle. Yani o eğer oynarsam Saints Row'da da öyle olacak. Bu ne lan? Orada para gördüm. Para vardı orada. Merhaba. Ya ben dışarı kaçıyorum. Ben dışarı kaçıyorum. Trafiğe sebep olmuşuz. Yolun ortasında park ettim ve hiç kimsenin dikkatini çekmedi. Bu kadar saçma sapan şeyler yapıyorum. Polisleri arıyorlar. Yolun ortasında park ediyorum hani. Kelimesi kelimesine. Yolun ortasında park ediyorum ve hiçbir şey yapmıyorlar. Ben arardım polis. Arıyorum da. Adam mal gibi geliyor. Ya adam yolun ortasında park ediyor. Tamam yolda giderken arabayı durduruyor ve iniyor. Bu kadar. Bu kadar öküzlük olur mu? Gözümü seveyim. Oluyor. Neyse hadi bakalım. Enemy turf is a territory controlled by criminal rackets. The crooks there don't appreciate unwelcome guests. Overstay your welcome and they'll start shooting. Sıkıntı yok kaka, sıkıntı yok.
Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Sakin olursanız ilk önce. Buradan bu şekilde ineceğim. Böyle gizli gizli gideceğim. Ve şu elemanları tek tek gene harcayacağım. Bu sefer kolay olması lazım. Açık bölge, her şey belli. Şurası açılabilecek bir şeye benziyor sanki. En azından şimdilik açılmıyor. Şurayı açabilir miyim? Açamıyorum peki. Bunun arkasından dolanıp falan bir şeyler yapsam yapamıyorum. Hadi. Bir de beni ön kapıdan mı sokacaksınız içeri? Ve ben falan giremez miyim acaba? Ne oluyor lan? Bana mı söylüyorsunuz? Hayırdır? Tamam sen şey değilsin. Burada bir iki eleman var. Bu tarafa şey yapmak çok zor. Hop! Aa! Long live the Dixie. Burası konfederasyoncuların şeyi. Elemanı böyle arkadan halledebilir miyim diye düşünüyorum. Acaba? Hop! Aaa! Ve kimse fark etmiyor. Herkes mal. Bağırın şeyle sizler. Bağırın. Şimdi. Bu elemanları bu şekilde teker teker halledeceğiz. Benim adım Serdar ve bu elemanları teker teker halledeceğiz bu şekilde. Okey, diğer elemanı halletmeyi düşünüyorum şu anda. Long live Whiskey. Dixie, lanet olsun sizin konfederasyonunuza. Konfederasyon ne olduğunu bilmiyorsanız şey yapın. You don't mind all these folks looking at you? I prefer it. Don't you, baby? Hop! Hey 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 hey, şüphelenmeye hiç gerek yok. Şüphelenmeye hiç gerek yok. Oha. Şunu alabilir miyim? İşte adamların gözünün önünde para çalıyorum ve hiçbir şey demiyorlar. Burada da mı para var? Ya siz lavaboya neden para koyuyorsunuz? Manyak mısınız, nesiniz? Oğlum ne yapıyorsun manyak? Oho. Hangi sentry? Diğeri sentry. Oh! Ura alım. Etrafta hiçbir sen. Oo, etrafta bir sentry daha var içeride. Onu da hallederiz. Sıkıntı yok. Hemen hallederiz onu da. Yukarıda o. Yukarı nereden çıkıyorduk? Yukarıdan çıkıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bayıldım ben bu işe. İnsanları bıçaklamaya bayıldım bu mafyada. Oğlum bu çok basit olmuş ya. What? Oh! Paraları alabilir miyim artık? Paralar nerede? Damage complete. Tamam, onun farkındayım. Paralar şunun üzerine mi? Return to voice. Sese geriden. Orada hala para var.
Bir çeten liderine yeteri kadar zarar verdiğinde diyor, şey yapabilirsin işte. Ya şimdi patronu yok etmeye gidebilirim veya şey yapmaya devam edebilirim. Oğlum buralarda bir yerde para var, tamam mı? O para nerede? Neyse. Adamın sniper tüfeği var ama gerek yok. Neden? Çünkü zaten adamın bütün adamlarını öldürdüm. Dışarı çıktığı zaman sadece kendisini halledeceğim, o kadar. Ama şimdi şey yapmayacağım. Oraya gitmeyeceğim çünkü şu elemanı da halledeceğim. Neden seçemiyorum? Ha, ilk önce o elemanı halledeceğim. Ama onu artık gelecek videoda yapacağım. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatla yüksek yüksek kalmanız dileğiyle. Bay bay.